Tabii böyle şeyleri duymak bir baba için kolay olmayacak tabii ama... Ben de torunumu, kızımı, rüzgarımı düşünmek zorundayım. Beyefendi, yaşınıza, sağlığınıza hürmeten sabrediyorum. Ama artık siz de çıkarsam dilinizin altındaki baklayı. Çünkü mevzu bahis olan kızım benim. Kızınız maalesef evli bir adamla birlikte, benim damadımla. Sen neden bahsediyorsun be adam? Sakın! Ne yapıyorsun sen? Çık dışarı. Bakın Rıza Bey, evet bir baba için bunları duymak kolay bir şey değil ama... Laf salatası yapma bana. Söylediğin şey öyle böyle bir şey değil. Benim kızımın ne işi olur evli adamla? Kimmiş, neymiş senin damadın? Adı ne? Sinan Yılmaz. Sinan. Aşçı. Ha kendisi. Yok. Senin yanlışın var. Ne yanlışım olacak Rıza Bey? Evlendiler diyorum işte. Olmaz öyle şey. Evet. Evet. Baba hiç sırası değil şimdi. Çıkmamız gerekiyor. Tamam. Ah Rüzgar, yani çantan o kadar güzel ki hayran kaldım gerçekten. Yani pek senin tarzın değil aslında, normal basit bir çanta. Ay yok. Ay yok, tam benim tarzım yani, böyle süeti falan. Ay çok güzel, rengi harika. Wow! Nereden aldın? Amerika'dan falan mı? Çok güzel. Gerçekten. Rüzgar, bence evde ödüle bir yer hazırlasan iyi olur. Bu büyük konuşmalarımızı bu eşikte bırakırsak sevinirim. Sen mütevazı ol. Ben en amigo halimle geliyorum. Görevim sana moral vermek değil mi? Senin varlığın yeter. Başka bir şey yapmana gerek yok. Sen de gönüllere şampiyonusun, biliyorsun değil mi? Görüşürüz canım. Görüşürüz. Alo anne. Sen de çok düşünme bence. Dediğimi yap. Aşkının peşinden git. Tamam. Düşüneceğim söylediklerini. Anneciğim, seminere falan gideceğim dedim ya, sen niye benim sekreterimi arıyorsun? Pirelendim, aradım Nazlı'yı. Onun da bir şeyden haberi yok. Bütün randevularını iptal edip gitmişsin. Evet, öyle oldu çünkü önemli bir seminer anne. Pelin, bak o aşçıyla falan ilgiliyse kızım... Ya anne saçmalama Allah aşkına, karışmayın bana. Bak çok sinirleniyorum. Az önce babam da aradı zaten. Adamı üzerime sarma benim. Aman benim bir şeyden haberim yok. Kimseyi falan sarmıyorum canım. Anne, bak kaç yaşındayım ya. İş güç sahibi bir kadınım ben. Karışmayın bana. Mevzu burada kapanmıştır. Bitti. Hayırdır? Bir sorun yok inşallah. Yok. Önemli bir şey yok. Hadi çıkalım. Hadi çıkalım. Haberi yoktur. Olsa aklının ucundan geçmez böyle bir şey. Şu fotoğraftaki arkadaki benim torunum işte o Rüzgar'ım. O yıllar geçince insan büyüdü sanıyor. Ama o hüzünlü bakışı
5 yaşından saklanmış. Bir arkadaşı vardı. Arkadaşı diyorsam oyuncak bir kedi. Onu getirdi yemek masasına. Üstünü yorganla örterdi. Uyuturdu. Sonra bir gün komşunun kızı geldi. Yaşı ondan küçük ya. Tutturdu illa o oyuncak benim olacak diye. Ne yapacaklar diye öyle uzaktan bakıyorum rüzgarımı. Oyuncağı ona verdi. Sonra da sessiz sessiz bir köşeye çekil. Aynı o hüzünlü bakışıyla kalalım. Yok. Haberi yoktur Gönül. Yoktur haberi. Yoksa mümkünü yok yapmaz. Aklının ucundan geçirmez benim elim böyle bir şey. Bunlar başımıza düğün müğün işi çıkarmayalım diye bizden gizlediler. İyi de çevrelerindekilerden niye gizlediler ki? Ama fotoğraflara bakılırsa sizin kızınızın da Sinan'da gönlü var. Neredeyse çocukluğumdan beri gitmiyorum Sapanca'ya. Ama bu mevsimde çok güzel olur. Böyle her taraf yemyeşil filan, ağaçlar, göl. Bir de babam çok sever. Babam bir arkadaşın çiftliği vardı orada. Ya. İyi insan lafının üstüne derler. Of baba ya. Açmayacak mısın? Açmayacağım. Çünkü annem arattırıyor babamı, biliyorum ben. Neyse, biz şimdi İstanbul'u geride bırakıyoruz ve yarışmaya odaklanıyoruz. İstikamet Sapanca! Sana şunu be kızım. Ne duyacaksınız Rıza Bey? Ne diyecek size? Yani ben bu yaşımdan sonra yalan mı söyleyeceğim size? Yoktur. Pelin'imin haberi yoktur. Yapmaz öyle şey. Yapmayın Rıza Bey. Nasıl sizin için kızınız önemliyse benim için de torunum. Yok. Zaten Sinan'la bir arasında bir şey olsa bile... Rıza Bey. Rıza Bey. Rıza Bey iyi misiniz? Yok. Bilmiyordur Pelin. Rıza Bey. Rıza Bey! Rıza Bey! Rıza! Çocuklar koşun! Koşun! Çocuklar! Bakın, yok bir şey miyim ben? İyiyim, iyiyim. Bilmiyordur, benim bilmiyordur. Ambulans! Ambulans var! Şu dil altı hapını alın. Yutmayacak, dilinizin altına yerleştireceksiniz. Yok, yapmaz. Evli adamla olacak şey mi? Haberi yok. Yavrumun haberi yok. Esas mağdur o. Bir duysa şu telefonu. Beyefendi lütfen iyi değilsiniz. Kalp krizi geçiriyor olabilirsiniz lütfen. Abartma ya. Beyefendi. Ben o aşçını yerine bırakmayacağım. Bunu onun yanında bırakmayacağım. Beyefendi lütfen yatar mısınız? Bak güzel kızım, sana tane tane söylüyorum. O aşçıyla görüşmeyeceksin. Eğer sen de baban olarak şu kadarcık hatırın varsa... Ya ben bir serseriye daha emanet edemem seni. Zaten zor kurtardık o Tolga denen zibitten. Kızınız... maalesef... evli bir adamla birlikte. Benim damadım.
Fransızlar harika sakatat yemekleri yapıyorlar. Vallahi. Mumbar dolmasını bunlar farklı bir çeşitle yapıyorlar. Ben de onlarınkiyle bizimkini karıştırdım. Ortaya muazzam bir lezzet çıktı. Ben bayılırım mumbara. İşte bir gün benim mekana gelirsiniz, beraber yeriz. Beni bile kandırdı şerefsiz. Ama sen dur. Bütün bunlar yanına kâr kalırsan sen. Mehvellezi sana hem bahram. Amin. Turp gibi maşallah, hiçbir şey yok başkanım. Tansiyon dediler, öyle önemli bir şey değil yani. Yalan söyleme. Önemli bir şey yoksa niye dua ediyorsun? Şey, şükür duası yenge. Başkanımın bir şeyi yokmuş ya onun için. Oh, çok şükür. Aşıdaki odada yatıyor. Dinlendiriyorlar, az hareket edecekmiş. Bir de yenge. Stres çok kötü, stres. Çağımızın hastalığı. Böyle gizemli bir telefon gelmişti birinden. Gidip onlarla görüştü, o yüzden mi oldu? Bana bak, mafya falan mı çıktı bunlar? Mafya ne? Mafya ne ya? Başkanımla bize söker mi onlar? Pabuç bırakır mıyız biz onlara başkanımla ya? Nerede Rıza? Ben bir doktora bakayım. Rıza'cığım. İyi misin? Ha? İyi misin? Bir şey mi sıktın sen canını, ha? Endişelenme be yavrum, yok bir şey. Bu yaşta normal. Sıcak, güneş, bir de oruç da var. Sahurdan sonra almadın yine değil mi tansiyon ilacını? Unuttun mu, ha? Tamam, geçti gitti. Ay, tam da o adamla konuştuktan sonra oldu bu Rıza. Ha, bir şey mi söyledi sana o? Ha? Tehdit falan mı etti? Allah Allah, nereden çıkartıyorsun tehdit mehdit be kızım? Ne alakası var? Bak, kaçamak cevaplar veriyorsun. Üzüyorsun beni Rıza. Ama ben de daralıyorum Süheyla. Tamam. Tamam, sen sakin ol. Pelin iyi mi? Nerede? Şehir dışında. Nereye gitti? Kimle gitti? Ne zaman gitti? Canım, onun öyle konferansları falan oluyor ya, aniden çıktı gitti işte. Tek başına? Evet evet, kızlar yok yanında. Başka kimse de yok. Hayır yok, kim olabilir Rıza? Dur, Zübeyir başkanımı hastaneye kaldırdık deyince apar topar buraya geldim. Hem seni söyleyeyim hem de bir sesini duyarsın. Araba, araba o bir müddet bir tek başına kalsın orada, bir aklını başına toplasın. Bir de benim fenalaştığımı söyleyip üzmeyelim kızın, çalışsın orada, araba. Rıza, Pelin'le ilgili bir şey mi oldu? Ha? O gittiğin adam Pelin'le ilgili bir şeyler mi söyledi sana? Yani iki dakikada yazdı yine senaryoyu. Ne film kadınsın be Süheyla. Hayır, arayacağım deyince yüzün allak bullak oldu. Tedirgin oldun, görüyorum suratından Rıza. İyiyim ben. Ben de iyiyim kızım, da iyi. Daha da iyi olacağız, evelallah. Ben bir toplayayım kendimi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.